kaynağını Kur'an olarak gösterir. Yani Resulullah'ın misyonunun kaynağı nedir derseniz Kur'an. Kur'an'a göre Kur'an'dır. Eyvallah. Çünkü Kur'an inmeden önce kitap nedir, iman nedir bilmezdi. Bilmezdi. Evet. Şura suresinin 51. ayeti aynen, orada duruyor. Evet. Fakat rivayet edebiyatı bunun karşısına bununla savaşan bir iddia çıkarıyor. Paralel bir kaynak. Paralel dinin paralel kaynağı. Yani rivayet edebiyatı da Allah Resulü'nün misyonunun kaynağı olarak hadisi Kur'an'ın tam karşısına, tam karşısına yerleştiriyor. Kur'an versus hadis diyor yani. Aynen öyle. Tabii tabii. Bu ikisi birbiriyle savaşıyor. O kadar savaşıyor ki Kur'an mesela diyor ki bir eyyi zembin gutilet. Diri diri gömülen kız çocuğu hangi günahından dolayı öldürüldü? Fakat Ebu Davud da hadis diyor ki diri diri gömülen o kız çocuğu da onu gömen de cehennemdedir. Aynen öyle, evet. Korkunç bir şey hocam. Korkunç. Bu hangi din diyesiniz geliyor? Bu hangi din? O yüzden. Yani Kur'an diyor ki kul innema ene beşerun mislukum. De ki ben de sizin gibi bir beşerim. Hadis diyor ki ben yedirilir ve içirilirim. Ben sizin gibi bir insan değilim. Böyle. Buyurun. Aynen. Yani hangisine inansın? Bugünkü Müslümanlar hangisine inansın? Hocam çok zor. İki tane din var ortada. Yani bunun ikisini telif etmemiz mümkün değil. Kesinlikle. Bunu o kadar hocam çoğaltabiliriz ki. İki tane doğru olmaz hocam. Doğru bir aynen tane. Aynen. Bunun ikisini bir araya getirmek mümkün değil. Şimdi işte bu noktada neden yapılıyor bu? Bunun sebebi ne? Ne amaçlanıyor? Hocam kesin net bir cevap benim kafamda oluşan vahiy kültüründen uzak bir peygamber algımız vardır. Vahyin tanıttığı peygamberi tanımıyoruz. Demin Kur'ansız bir peygamber. Kur'ansız bir peygamber istiyoruz. Almış. İşimize de o geliyor hocam. Ne yapıyor o? Efsunluyor insanları veya işte düşmanlarını öldürüyor. Hiç bakınız şeye gerek yok hocam, mücadeleye yani böyle çaba doğru sarf etmeye. Doğru. Dolayısıyla da beleş. Beleşçi bir peygamber. Evet. Peygamberi seviyorsunuz, cennete doğru gidiyorsunuz. Sahabeyi seviyorsunuz, cennete güzel gidiyorsunuz hocam. Eyvallah. Böyle bir din varken neden zora talip olsun ki insanlar? Buna amiyane tabirle laylaylom diyor. Aynen laylaylom dinidir hocam. Hiç kimse de kusura bakmasın. Bunu da söyleyelim burada. Amiyane tabir. Aynen öyle.